TRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada Her Şey Var'a hoş geldiniz efendim. Bayramın ikinci gününde yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler de ekranlarınızın karşısından kalkmazsanız güzel bir program bekliyor sizleri. Tabii ki sevgili partnerim Ataullah Arvas'la birlikteyiz bugün. Ve yine önemli bir konuk ağırlıyoruz bayramda. Mahmut Kemal Aydın efendim, İhlas Vakfı Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz, iyi bayramlar. Efendim hoş bulduk, size de iyi bayramlar. Öncelikle sizlerin, Ata Bey'in, TGRT EU ailesinin ve Türk milletinin ve de Türk İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Allah sulh, sükun ve selametlik getirsin inşallah, ihsan etsin bu milletimize, efendim dünyamıza. İyi dileklerimizi de söylemiş olduk. Ata Beyciğim, size de iyi bayramlar tekrar. Evet, ikinci günle yine birlikteyiz. Evet, iyi bayramlar diliyoruz. Gazeteci yemez, içmez, yatmaz, uyumaz derler ya. Yayın devam ettikçe bu şey bayramda da vazife yapacaksınız. Başka günler dinleyeceksiniz. Öyle günler oluyor ki bazı felaketler oluyor mesela. Depremler oluyor, Allah muhafaza savaşlar oluyor falan. Bir gazeteci 24 saatte 48 saatte ekranda bulunabilir mesela, geçmiş depremlerde öyle olduğu şeyler gibi yaşadık. Bayram şimdi. Ama biz bugün güzel bir günde birlikteyiz izleyicilerimizle. Tabii güzel bir günde, çünkü insanlar bayram yapıyor, bizi izliyor. Biz de konuklarımızla o güzel efendim sohbetlerini onlara yansıtıyoruz. Şimdi İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aslan hakikaten yanımızda, beraber birlikteyiz. Şimdi bizim bir vakıf medeniyetimiz var. Efendim vakıf 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 da şu vakıf bu vakıf falan diyoruz. Bir vakıf medeniyetimiz var tabii. Ecdattan geliyor. Her şey devletten beklenmemeli. Her efendim hizmet ondan beklenmemeli. Bu aracı olarak da vakıflar bu hizmetleri üstlenmiş, yürümüşler. Biraz oradan başlayarak efendim İhlas Vakfı'nın tabii faaliyetlerinde konuşacağız. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te neler yaptınız? Nasıl köprü oldunuz garibe gurabaya? Ramazan tabii şey çok güzel bir ay. Aynı zamanda tabii Ramazan-ı Şerif'te faaliyetleriniz olacak mı? Neler yapacaksınız? Önümüzdeki bayrama herhalde tabii Kurban Bayramı'na hazırlıklarınız olacak. Tabii. Kurban Bayramı'ndaki faaliyetlerinizi de anlatabilirsiniz. Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. Önce neden vakıflar? Evet, nereden çıktı bu vakıflar? Evet. Teşekkür ederim efendim. Şimdi şöyle, tabii Türk milleti büyük bir millet. Kökleri geçmişe dayanan bir millet. Ayrıca Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra da ne olmuş? İslamiyet'ten de, İslam dininden de birçok şeyler almışlar. Evet. Mesela bir kitapta okumuştum efendim. Çok güzel bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri ile alakalı çok güzel bir şey anlatılıyor. Sevgili Peygamberimiz bir gün bayram günü efendim mescitten çıkmış, dışarıda oyun oynayan çocukları görüyor. Efendim bakıyor ki çocuklar çok güzel oynuyorlar. Fakat bir tanesi bir köşeye çekilmiş. Öyle hüzünlü hüzünlü o çocuklara bakıyor. Oyun oynayanlara, oyuna katılmıyor. Bir de ağlıyor. İçini çeke çeke. Sevgili Peygamberimiz Mahsun. Çok merhametlilerdi tabii. Evet. Merhametlilerin en merhametlilerindendi. Geliyor o yavrunun başını okşuyor. Yavrum diyor, sen niye efendim çocukların oyununa katılmıyorsun? Niye burada ağlıyorsun? Bir derdin mi var? Böyle deyince çocuk diyor ki, ya Resulallah diyor, tanıyor tabi Resulullah Efendimiz'i. Ya Resulallah diyor, benim babam falan gazada şehit düştü. Babam vefat ettikten sonra annem bir daha evlendi. Fakat annemin evlendiği kişi, üvey babam, beni evine kabul etmiyor, beni sevmiyor, efendim üstüme başıma bir şey almıyor. Bütün çocuklar temiz elbiseler, yeni elbiseler giymişler. Ama benim üstümde başımda bir şey yok ya Resulallah diyor. Sevgili Peygamberimiz onun başını okşuyor tekrar. Diyor ki, adın ne? Abdullah. Abdullah diyor, hadi kalk gel, tut elimden, bizim eve gidelim. Sen Hasan Hüseyin'e kardeş, Hazreti Fatıma'ya, kızım Fatıma gibi bir anan, benim gibi bir deden olmasını istemez misin? Benim torunum olmanı istemez misin? Allah Allah, müthiş deyince, bir şey. Evet. Evet.
Çocuk çok seviniyor. Sevgili Peygamberimiz de gidiyor aleyhissalatü vesselam. Efendimiz ona yemek yediriyorlar, ikram ediyorlar. Üstüne başına efendim yeni elbiseler giydiriyorlar. Efendim ve çocukcağız mesut, mutlu bir şekilde evden dışarı çıkıyor. Çocukların yanına gidiyor. Ama artık oyun oynuyor çocuklarla beraber. Çocuklar diyorlar ki ya sana ne oldu? Üstün başın o kadar güzel ki bizim giydiğimiz elbiselerden daha güzel bu elbiseler. Ya diyor efendim böyle böyle bir hadise oldu. Sevgili Peygamberimizin ben artık torunuyum diyor. Hasan'la ve Hüseyin'in kardeşiyim diyor. Hazreti Fatıma benim annemdir diyor. Çocuklar böyle gıpta ediyorlar o diğer çocuklar. Çok özeniyorlar. Diyorlar ki keşke bizim babamız da şehit olaydı da bizim de dedemiz efendim Peygamber Efendimiz olaydı diyorlar. Yani bu insan sevindirmek vakıf medeniyeti ta o zamandan çıkmış efendim. Aynen. Yani o zamanlardan gelen bir mesele. Mesela ben bakıyorum şöyle tarihi kitapları araştırıyorum, belgeleri araştırıyorum. Öyle vakıflar var ki efendim, fakir kızlara çeyiz hazırlama vakfı var. Osmanlı'da değil mi? Evet efendim, tabii. Çeyiz bulma vakfı var. Ya. Efendim, meyve yemeyenler için efendim fakirlere meyve yedirme vakfı var. Böyle vakıf olur mu efendim? Düşünüyorum yani, çok acayip bir şey. Ya. Efendim, başka neler var? Efendim, çocukları ilkbaharda ve sonbaharda gezdirme, piknik yaptırma vakfı var. Allah Allah. Ya böyle bu kadar ince düşünmüşler. Başka nasıl vakıflar var mesela? Efendime söyleyeyim. Bunun gibi mesela hasta olan leyleklere bakıp onları tedavi etme vakfı var. Hah evet. Leyleklere ya. Tabii. Efendim Kütahya yurdumuza gitmiştim. Oradan da Afyon yurdumuza intikal ediyordum. Bizim İhlas Vakfı'nın Türkiye'de 32 tane yüksek öğrenim öğrenci yurdu var efendim. Evet. Buralarda öğrencilerimize bakıyoruz, besliyoruz, barındırıyoruz. Giderken yolda gördüm efendim, yazıyor hayvan hastanesi. Hı hı. Yani kocaman bir bina. Bir hastane var. Hastane. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye Cumhuriyet'te yani ecdadına layık olacağı şekilde, olduğu şekilde... Yani aynı ecdadı gibi, Selçuklu gibi, Osmanlı gibi ne yapmışlar efendim? Hastane yani kurmuşlar. Yani hayvanlar için hastane kurmuşlar. Tabii. Yani insanlar halletmişler. Onlar yani, da canlı evet, tabii. Evet, insanlar halletmişler bir canlıdır diye evet. Efendim hayvanlar için özel efendim hastane kurmuşlar. Özel değil, devletin hastanesi de tabii. Hayvan hastanesi diyor. Bu çok hoşuma gitti. Evet. Çok müteassis oldum. Ne demek müteassis oldum? Yani duygulandım çok. Evet. Gözlerim yaşardı. Demek ki dedim bizim devletimiz de artık tabii. Efendim çok büyük bir devlet olmuş. Evet. Efendim aynı ecdadı gibi Osmanlı gibi efendim insanlara iyiliği hallettiği gibi artık hayvanlara da iyiliğe başlamış. Çok güzel. Çok evet. Güzel bir şey. Muazzam tabii bir şey. Ya. Yani vakıf ta o zamanlardan başlıyor. Mesela efendim şöyle ben yine kitaplarda okuyorum. Bir sürü camiler var. Bir sürü kervansaraylar var. Bir sürü hamamlar var. Bir sürü hanlar var değil mi efendim? Evet. Bir sürü bedestenler var. Bu bedestenlerin, bu hanların, bu hamamların hiçbiri devlet tarafından yapılmamış. Bu camilerin hiçbirini devlet yapmamış. Ya. Kim yapmış bunları? Zengin insanlar yapmış, varlıklı insanlar yapmış. Mesela biz İstanbul'daki büyük camilere ne deriz? Ata Bey ne deriz? Selahattin Camisi deriz. Evet, öyle değil büyük, mi efendim? Tabii. Selahattin Camisi. Evet, İstanbul'da. Efendim Selahattin Camisi demek sultanların camisi. Ha. Yani sultanlar kendi keselerinden, kendi ceplerinden yaptırmışlar. Mesela Pertevniyel Valide Sultan Camii vardır. Evet. Nerede? Aksaray'da. Tabii. Görmüşsünüzdür. Evet, evet. Çok süslü bir camidir. Çok güzel. Çok evet. Güzel bir camidir. O camiyi efendim Sultan II. Mahmut Han'ın hanımefendisi efendim Pertevniyel Valide Sultan yaptırmış. Hanımlar da işin içinde yani. Evet efendim. Tabii. Pertevniyel Valide Sultan. Hatta
Vakıf Kuraba Hastanesi'ni Pertevniyel Valide Sultan yaptırmış. Mesela Haseki Hastanesi'nin ilk temelini yapan, ilk binalarını kuran Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hanımı Hürrem Haseki Sultan. Hürrem Sultan dedikleri hani evet, meşhur. Evet, meşhur Hürrem Sultan. Mesela evet. Hürrem Sultan'ı başka türlü anlatırlar filan evet. filan. Alakası yok. Çok hayırsever bir insan. Gerçek kaynakları söylüyorum ben. Efendim bunun gibi mesela Yeni Cami. Evet. Yeni Cami dedikleri cami efendim padişahların anneleri yaptırmışlar. Kimler? Küsem Sultan dedikleri hanım sultan. Bir de efendime söyleyeyim Hatice Tarhan Valide Sultan. Eminönü'ndeki Yeni Cami. Evet efendim. Abi. Ve kucağında yani eteğine taş doldurmuş da taş taşımış efendim. Yani bu kadar şey insanlar. Yeah. Ama böyle yapıp da bırakmamışlar efendim. Yapıp da bırakmamışlar. Ne yapmışlar? Şunu yapmışlar. Ben demişler tabi bunlar varlıklı insanlar. Efendim Trakya'daki, Tekirdağ'daki, Çorlu'daki efendim benim mülklerimi efendim oradaki çiftliklerimin gelirini bu caminin masrafları için bu hanın, bu bedestenin, bu kervansarayın masrafları için ayırdım. Bakımlı olsun. Bakımlı olsun. Elden geçirilsin. Evet. Ama o hastane örneği de çok ilginç efendim. Ya. İki tane hastane. Birisi evet. Vakıf Kureba. Bizim bildiğimiz şu Vakıf evet. Kureba Hastanesi. Evet. Ya. O eski bina ama. Tabii eski. Görmüşsünüzdür bina. Eski binayı. Tarihi tabii. Binadır. Şimdi, cami de vardır ilaveler orada. İlaveler var. Doğru. Tabii. Evet. Kocaman gökdelen yapıldı evet. şimdi. Evet. Evet efendim. Yani dolayısıyla vakıf bize buradan geliyor efendim. Geçmişimizden geliyor. Şimdi mesela biz ne yapıyoruz evet, İhlas Vakfı olarak. Evet. Evet efendim Ramazan'da ne yaptık? Başka zamanlar ne yapıyoruz? Şimdi biraz önce arz ettiğim gibi 32 tane yurdumuz var Türkiye'de. Efendim buralarda 3000 tane öğrencimiz var. 13 tane yurdumuz var. Nerede? Afganistan'da. Ayrıca 3 tane yurdumuz var. Nerede? Kazakistan'da. Bir tane Türkmenistan'da, bir tane Kırgızistan'da var. Bu yurtlarımızda toplam 3848 öğrenci var efendim. Yani Türkiye'de ve Orta Asya'daki yurtlarımızda. 4000'e yakın insan öğrenci okutuyorsunuz. 4000 öğrenci. Evet. Tabii bunlar yüksek öğrenim öğrencisi. Evet. Efendim yüksek öğrenim gören öğrenciler. Başka ne gibi faaliyetlerimiz var? Afganistan'da da 104 tane külliyemiz var. Nedir bu külliyeler? Ben külliye diyorum. Hı hı. Tabii külliye deyince Cumhurbaşkanlığı külliyesi anlaşılmasın. Şöyle evet. efendim. Oralarda sağlıklı su olmadığı için insanlar böyle mikroplu, bakterili sular içiyorlardı. Hı hı. Çünkü bulabildikleri oydu. Bu suları içtiklerinden bebek ölümleri, çocuk ölümleri de çok oluyor. Efendim, biz ne yaptık? Oralarda böyle büyük köyler var. 1000 nüfuslu, 1500 nüfuslu, 2000 nüfuslu. Yani kasaba mahiyetinde köyler var. Bu köylerde su kuyuları açtık. Evet. Ama nasıl açtık tabii? Bizde para yok ama bağışçılarımızdan geliyor. Evet. Biz köprüyüz yani, istasyonuz. Tabii, tabii. Bize para geliyor, gelen parayla biz bu hizmetleri hı hı. yapıyoruz. Su kuyuları açtık. Açtık. Mesela bakın şu bir külliyemizin açılışı gelen insanlar. Bak kız çocukları görüyor musunuz efendim? Kur'an okuyorlar. Evet ya, efendim. Açılışın nur gibi çeşmesi. Bakın. Vefa çeşmesi ve Kur'an-ı Kerim kursu altında yazıyor. Hı. Dikkat ederseniz. Efendim bu kızlar kısmı. Kızlar ve erkekler olarak 250 kişi var burada efendim. Ay maşallah. Evet efendim 250 kişi eğitim öğrenim görüyor. Efendim bu kızların dersliği efendim. Hmm. Kızların dersliği. Bu Afganistan mıydı? Evet efendim? Afganistan'da evet. Bu kızların dersliği. Türk asıllı bunlar. Evet efendim. Evet. Türkmen ve Özbek bunlar. Yani Türkçe konuşuyorlar ama şeyleri farklı. Şive, lehçe olarak biraz evet. farklı tabii. Bu erkekler kısmı bakın. Erkekler kısmı. Efendim külliyemiz bu işte. Su kuyusu var. Erkek çocukların okuyabilecekleri derslik var. Kız çocukların okuyabilecekleri derslik var. Bu kuyunun yanına bir de böyle çeşme yapıyoruz. Halk da gelip bu sudan alabiliyor.
efendim yani mahalleli köyler, de geliyor. Mahalleli de geliyor. Evet, yani. Kullanabiliyorlar. Böyle 104 tane külliye yaptık. Bakın kürekten pilav dağıtıyoruz, gördünüz mü? Yani kaşıkla topluyoruz, kürekten dağıtıyoruz. 10 lira, 20 lira bağışçılarımız veriyorlar. Evet. Biz onunla bu pilavları dağıtıyoruz. Bu kadar kalabalık olmasının sebebi şu. Ahali çok gelmiş efendim, demin gördünüz. Etrafta da var insanlar. Evet, aç insanlar. Onlar nasıl kahvaltı yapıyorlar biliyor musunuz efendim? Mesela biz şimdi bayram kahvaltımızı yaptık. Değil mi efendim? Mükellef bir sofra. Efendim beyaz peyniri var, üçgen peyniri var. Efendim kaşar peyniri var, siyah zeytini var, yeşil zeytini var. Ballar, yağlar var değil mi efendim? Efendim o kadar da şey yapmayalım. Yani evet. Neyse var ya neticede bir şeyler. İyi kötü elhamdülillah. Allah'a bin kere hamd ve sena olsun, şükür olsun. Ama orada sabah kahvaltısını çaya efendim, şekersiz çaya ekmek banarak yiyorlar. Yaptıkları kahvaltı bu. Bu bizim dağıttığımız Türkmen pilavını, Türkmen pilavı evet, diyoruz biz Türkmen buna, pilavı. Evet efendim, haftada bir gün yiyebiliyorlar. Yani diğer zamanlar kuru ekmek yiyorlar. Yani böyle açlık var. Yani biz orada bu şekilde Kur'an-ı Kerim kursu külliye açmakla, böyle yemek vermekle, onun için akın akın geliyorlar onlar, yemek yemeye gelmiş o insanlar. Efendim yani oralar muhtaç, burası gibi değil. Efendim bakın tekrar o pilav dağıtma şeyi görünüyor. Meşhur. Evet efendim. Hakikaten. Bu 104 külliyede ne kadar öğrencimiz var efendim? 11.200 öğrencimiz var efendim. 104 külliye. Evet, 11.200 öğrenci. 11.200 öğrenci. Orada bizim bu Türkiye'deki gibi yani yaygın, örgün eğitim falan diyorlar ya. Efendim böyle eğitim yok orada. Efendim şimdi biz orada bu kursu açmasak o çocuklar hiç eğitim alamayacak. Evet. Hiç alamayacaklar. Biz bu kursları açmak suretiyle çocukları bir kere sokaktan kurtarıyoruz. İkincisi çocuklara okuma yazma öğretiyoruz. Üçüncüsü çocuklara temel dini bilgilerini öğretiyoruz. Bir diğer hususta Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Evet. Şimdi, yetmez mi efendim bu? Yetmez mi? Bu ya yazın biz de hepimiz talebe, siz de gitmişsiniz Arzu Hanım. Kur'an kursları vardı evet, ya camiye evet. Giderdik başınıza aynen, bir yazmak bizde takke olurdu falan. Şimdi bunları görünce evet. O hatıraları evet. Şey yaptık evet, çocuklar. Efendim. Erkek çocukları. Ya, evet. Ya. Efendim Afganistan böyle. Ve burada tabii. Efendim büyük İslam alimlerinin, Türk İslam alimlerinin efendim İmam Gazali Hazretleri gibi yine Afganistan doğumlu, kabri Afganistan'da olan Molla Cami Hazretleri gibi büyük zatların, Türk İslam alimlerinin yazmış oldukları kitapları, bunlar hepsi Farsça biliyorlar. Afganistan biliyor Farsça. Farsça olarak efendim Afganistan'da bastırıp oralarda dağıtıyoruz. Efendim yani ecdadımız Selçuklu'nun, Gazneli'nin, efendim Osmanlı'nın sistemini, yolunu oralarda yaymaya uğraşıyoruz. Yani şanlı ecdadımızın yolunu oralarda anlatmaya, oralarda insanlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Mesela Gazneli deyince aklıma geldi. Efendim Gazneli Sultan Mahmut, Gazneli padişahıdır. Tarihlerde, tarih kitaplarında efendim var, ismi geçer, meşhurdur. Abi. Evet efendim. Şimdi Gazneli Sultan Mahmut şey yapıyor. Yanında veziriyle beraber tebdili kıyafet gezmeye dolaşmaya çıkıyor. Bir tane ihtiyar görüyorlar. Uğraşıyor. Aksakallı, beli bükülmüş, yaşlanmış. Efendim uğraşıyor elinde kazma kürek filan. Geliyorlar diyorlar ki selam veriyorlar. Selamun aleyküm. Baba diyor padişah. Ne yapıyorsun sen efendim? Bu yaşta. Bu yaşta he. İhtiyar diyor ki efendim diyor ağaç dikiyorum diyor. Baba diyor ne ağacı dikiyorsun diyor ihtiyara. İhtiyar diyor ki meyve ağacı dikiyorum diyor. Bu sefer padişah diyor ki ya diyor sen diyor yaşlanmışsın, belin bükülmüş, sakalın ağarmış. Sen bu diktiğin ağaçların meyvelerinden yiyebilecek misin? Bir dakika diyor. Şu gördüğün ağaçlar yetişmiş meyve ağaçlarını gösteriyor. Bunları dikenler belki meyvelerinden yiyemediler ama bizler yedik. Hadi bizler yemeyelim. Problem değil. Kurtlar, kuşlar, yani her türlü mahlukat, karıncalar,
bu ağaçların meyvelerinden yerler. Arılar bunların şeylerinden, çiçeklerinden balozu toplarlar. Onlar istifade ederler, biz istifade edemezsek. Onlar kendi yiyeceklerini düşünmediler ki, bizler için diktiler deyince çok hoşuna gidiyor Gazni Sultan Mahmut'un. Hemen diyor ver bir kese, bir kese veriyor filan. Bak diyor, anlıyor onun padişah olduğunu. Sultanım diyor, bizim ağaç şimdiden meyve vermeye başladı. Çok güzel. Sultanın daha çok hoşuna gidiyor, işaret ediyor, bir kese daha atıyor. Sultanım gördün mü bak diyor, bizim ağaç senede iki kere meyve vermeye başladı. Çok güzel. Aman evet. diyor vezirine, hemen biz kalkıp gidelim, yoksa bu ihtiyar bizi soyacak. Yani bu insanların, efendime söyleyeyim, yollarını, evet. bu insanların sistemlerini, ahlaklarını, iyi hallerini oralara anlatmak için, onlar çünkü bunların evlatları, anlatmak için, öğretmek için böyle uğraşıyoruz efendim. Evet. Afganistan'dan başka bir de Afrika kıtasında da faaliyetlerimiz var. O da önemli, var. Evet. Evet, onlardan da bahsedelim. Onlardan da bahsedelim mi efendim? Tabii, tabii, tabii. Hem Afrika'yı konuşun, evet. evet. Tabii. Buyurun efendim. Şimdi efendim, Afrika'da ise efendim, mesela Sudan'da 7 tane yetimhanemiz var efendim. Yetimhane. Yetimhane. Bildiğimiz yetimhane. Evet, yetimhane. Sudan'da. Evet efendim. Yetimhane nasıl oluyor yetimhane? Yani sizinle ne alaka diyeceksiniz? Çok alakası var bizimle. Şöyle arz edeyim. O yetimhanelerde biz yetim çocukları barındırıyoruz. Besliyoruz. Yani hem kalıyorlar, hem yediriyoruz, içiriyoruz. Hem okuma yazma öğretiyoruz. Hem temel dini bilgilerini öğretiyoruz. Üstlerine de, bakın yetimler işte bak, üstlerine de giydiriyoruz. Yani melbusat, yani elbiselerini veriyoruz. Onlar böyle çok cicili bicili giyiyorlar. Bizim gibi böyle sade renkli giyiyorlar. Insanlar, tabii renkli insanlar. Çok şahane böyle. Ve giyinince de o kadar seviniyorlar ki, efendim gözleri boncuk boncuk oluyor böyle. Efendim. Çocuk bunlar çocuk sizin, her yer. Evet, Mahmut Bey bunlar sizin elemanlarınız mı? Evet efendim, bizim ben elemanlar. Polis zannettim. Evet. Tabii, bizim elemanlar. Işte. Polis değil. Onlar yelek giyiyorlar. Telisin içerisinde onlarla evet. Evet, oynuyorlar, efendim. Eğlendiriyorlar. Şimdi bizim yetimhaneleri açmamızdaki sebep, başka yetimhanelere de destek veriyoruz. Hı hı. Sebep şu. Efendim, ortalama ömür Türkiye gibi 70-80 sene değil efendim orada. Nasıl ortalama ömür? Efendim 40 sene, 35 sene, evet 50 sene, 45 sene, en fazla 50 sene. Şimdi neden böyle oluyor? Çünkü salgın hastalıklar, iyi beslenememe, evet bu gibi haller dolayısıyla insanlar çabuk ölüyorlar. İnsanlar öldüklerinde de çok yetim çocuk kalıyor. Allah ya, Allah. Evet. Tabii bizim çalıştığımız gibi şeyler de çok çalışıyor. Misyonerler de çok çalışıyor. Bunları ne yapıyorlar? Efendim kendileri yetimhane kuruyorlar. Bu kurdukları yetimhanelerde bu çocukları besleyip barındırıyorlar ama maksatları farklı. Ne düşünüyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Bunları tanasur ettirmek istiyorlar. Tanasur ettirmek ne demek? Nasara yapmak istiyorlar. Hristiyan yapmak istiyorlar yani. Bunlar Müslüman çocuğu. O çalışmalar çocuğu. Da var değil mi? Evet. Batıdaki evet. misyonerler. Evet. Efendim maksatları bu. Veya kötü maksatlı olarak bunlara sahip çıkanlar var. Başka türlü. Evet başka evet. türlü. Mafya. Evet maksatlarla. Onun için biz bu yetimhaneleri kuruyoruz. Yetimhanelerde efendim bu yavrularımıza bakıyoruz, besliyoruz. Okuma yazma öğretiyoruz, temel dini bilgilerini öğretiyoruz, efendim Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz ki annelerinin babalarının dinlerinden yollarından dönmesinler bu yavrucaklar. Tabii. Bir de muhafaza altında olsunlar, korunsunlar. Aynen. Maksadımız bu. Efendim buralarda da su kuyusu açıyoruz efendim. Medreseler inşa ediyoruz. Evet. 59 tane su kuyumuz var efendim Afrika'da. Evet efendim. Bunlar çalışıyor. Efendim yani biz devamlı bakıyoruz, bakımlarını yaptırıyoruz, ekipler gönderiyoruz. Bakın bu iftar mesela o Sudan'da. Bakın medresemiz, camimiz
ve yetimhanemizin olduğu burada yerde evet iftar yemeği efendim. Böyle Ramazan-ı Şerif'te bağışçılarımız bize iftar parası gönderdiler. Biz de onlara ne verdik? Böyle iftarlar verdik. Tabii insanlar şöyle zannediyor. Sadece Ramazan-ı Şerif'te bakılıyor bu. Ramazan'da bir efendim biz her zaman 12 ay devam ediyor. Evet efendim ya. 12 ay devam ediyor. Yani mesela şimdi adam ne diyor? Allah razı olsun yine çok teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz, medyunuz. Efendim minnettarız. Efendim Ramazan-ı Şerif'te iftarını veriyor. Ama bunlar sahurda yiyecekler. Tabii. Ya sahurda yiyecekler. Ya Ramazan-ı Şerif'ten sonra günde 3 öğün biz bunlara sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği veriyoruz. Allah orada razı yiyorlar. Olsun ya. Amin. Hakikaten. Efendime söyleyeyim. Yani Afrika'da da böyle. Bir de şöyle arz edeyim, şunu da arz edeyim. Hı hı. Çok önemli bir husus. Uganda gibi Hristiyanların ve Müslümanların beraber yaşadıkları, yani karışık yaşadıkları yerlerde Hristiyanlar özel olarak, keşke getirseydim size gösterseydim efendim, İncil dağıtıyorlar efendim. Ben o kitabı gösteriyorum, İncil'i, bu nedir diyorum böyle gittiğim yerlerde. Diyorlar ki Mahmut Kemal Bey, o ya bir Kur'an-ı Kerim'dir çünkü Arapça İslam harfleriyle, veyahut da diyorlar o bir din kitabıdır. Evet. Efendim olsun. Diyorum ki bu ne bir Kur'an-ı Kerim ne de İslam dinine ait bir kitaptır. Bu İncil'dir, İncil. Efendim olsun arasına $100 koyup bu İncil'i dağıtıyorlar. Ve şöyle propaganda yapıyorlar misyonerler. Diyorlar ki siz dininizi değiştirin, Hristiyan olun, Müslümanlıktan vazgeçin. Bak şimdi açsınız, Müslümansınız, açsınız. Üstünüzde başınızda giyecek, efendim giyeceğiniz yok. Efendim Hristiyan olun, Hristiyan olun. Biz sizi yedireceğiz. Evet. Giydireceğiz diyorlar. Kabul eden köylere de kilise inşa ediyorlar. Yani dolayısıyla şunu arz etmek istiyorum efendim ben. Çok önemli bu. Tabii. Bizim Müslümanların, Türklerin efendim çok büyük vebali var. Çünkü Allah-u Teala yevmi kıyamette, ahirette bizlere soracak. Siz niye bunlardan alakadar olmadınız? Niye bunlara yardım etmediniz? Eğer siz yardım etseydiniz belki bunlar Hristiyan olmayacaklardı. Müslüman olarak tabii kalacaklardı. Şimdi efendim bir şey aklıma geldi. Müsaade ederseniz onu da anlatayım mı? Hemen anlatın efendim lütfen. Peki çok hep ben konuşuyorum sizlerle. Estağfurullah, ağzımız açık dinliyoruz. Biz de sizi bölmemek için zaten soru sormak istemiyoruz. Öyle güzel şiir gibi anlatıyorsunuz maşallah. Güzel estağfurullah. Bir buyurunuz efendim. Efendim İslam tarihinde bir Yermük muharebesi var. Evet meşhurdur. Meşhur bir tabii Yermük muharebesi. Ve burada az sayıda bir İslam ordusu çok büyük sayıda 100 bin diye telaffuz edilir. 100 bin kişilik bir Bizans Roma ordusunu, Rum ordusunu mağlup etmiştir. Evet. Şimdi Eshab-ı Kiram'dan, Eshab-ı Kiram ne demek? Sevgili Peygamber Efendimiz'i görenlere Eshab-ı Kiram denir. Efendim Eshab-ı Kiram'ı görenlere de tabi'in denir. Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Huzeyfe anlatıyor. Diyor ki Yermük Muharebesi'nden sonra elime bir kırba aldım. Kırba demek matara demektir. Deriden olunca kırba derler efendim. Su matarası. Elime su dolu bir kırba aldım. Efendim tabii yerde bir sürü ölüler var, yaralılar var. Bunların arasında amcam oğlu Haris'i arıyordum. Su verecek. Evet, o sudan verecek. Acaba yani yaralıysa, sağsa, hiç olmazsa o çölde o dudakları kavrulmuştur. O sudan ikram edeyim, içireyim ona diye amcasının oğlunu arıyor filan. Efendim derken amcasının oğlunu buluyor. Dudaklar artık kavrulmuş. O güneşten, kızgın güneşten, o çölden mütevellit. Dudakları kavrulmuş. Su ister misin diye işaret ediyor. İşaret ettim diyor. Bana gözleriyle elbette isterim dedi. Gibi. Böyle işaret etti. Tam suyu vereceğim. Bir inilti duydum.
duyduk diyor. O da duydu diyor. Amcasının oğlu Haris de duymuş. Bunlar yaralı. Evet, bu yaralı. Ya. Öteki de yaralı herhalde, bağırıyor. Efendim ne olur Allah rızası için bir yudum su diyor. Kavrulmuş artık. Bakıyor ki İkrime, Eshab-ı Kiram'da. Evet. Peygamber Efendimiz'in arkadaşları hepsi. Evet, Ebu Cehil'in oğludur ha bak. Babası tabii. Peygamber Efendimiz'in düşmanıydı. Bu anladı Peygamber Efendimiz'in büyük bir zat olduğunu. Ona iman etti. Ediyor, evet. Allah rızası için bir yudum su. Koştum diyor İkrime'ye. Tam suyu uzatacağım. İleriden bir ses geldi. Eyvah. Baktım o da İyaş. Allah rızası için bir yudum su. İşaret etti ki bana verme. Ona ver. Yani şey amcasının oğlu İkrime'nin sesini duyunca bana verme götür ona diyor. Tabii. İçmiyor yani kabul etmiyor. İkrime'ye getirdi verecek bana verme diyor ötekine ver diyor. Onun daha çok ihtiyacı var. Fedakarlığı görüyor musunuz? Koştum diyor efendim Hazreti İyaş'a vermeye. Suyu ağzına değdirecektim. Kapattı gözlerini son nefesini şehit verdi. Şehit oldu. Hemen bari İkrime'ye yetişeyim dedim. Koştum ona. O da efendime söyleyeyim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Yumdu gözünü bir yudum su içemedi. Şehit oldu. Evet o da vefat etti şehit oldu. Amcamın oğlu Haris'e gittim. O da şehit oldu. Ay. Kırba elimde kaldı diyor su dolu tabii. Kırba. Ya. Yani şunu görüyor musunuz efendim? Ne kadar önemli bir şey. Kendisinden çok evet. Kardeşini... arkadaşını tercih ediyor. Yani kendisinin ne kadar ihtiyacı var o suya kavrulmuş fakat arkadaşı su diye inleyince bana verme diyor ona götür diyor. Şimdi bugünkü bireyselliği düşününce tabii. Ne büyük zatlar ya. Ne büyük aynen, insanlar. Arkadaşıma ya. Götür arkadaşıma. Ya. Ama biz ne diyoruz? Rabbena hep bana efendim. Mahmut Bey. Hayat tabii. Vallahi hep bana hep öyle diyor. Bireysellik bu. Efendim, hakikaten müthiş bir ya. Şey. Şimdi devam ediyoruz programımıza tabii bu hizmetleriniz devam ediyor. Evet. Bir de tabii önümüzde Kurban Bayramı evet. Da var. Evet. Her eve etin girmesi lazım. Doğru. Ve kurban kesmemiz doğru. Lazım doğru. Gerçekten. Yardımcı doğru, olmamız lazım. Doğru. Konjektürel olarak da sıkıntı tabii, bu. Türkiye'de tabii. Öyle, Afrika'da öyle, Orta Asya'da evet. Öyle, Uzak Doğu'da evet. Öyle. Neyse ihtiyacı olan evet. insanlar var. Şimdi bu konuda da planlamalarınız var. Biraz da onlardan bahsedelim. Bakalım Barsın. Kurban Bayramı'nda ne yapacağız? Evet. İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini Barsın. Anlatın. Güzel peki. Olur. Buyurunuz peki efendim. Şimdi efendim yani kurban deyince vaktimiz var değil mi efendim? Var var. Sizi yani dinliyoruz rahat efendim. Rahat anlatayım. Tabii tabii buyurun şöyle. Peki. Efendim şimdi... Kurban Bayramı deyince aklıma bazı şeyler geldi. Şöyle arz edeyim sizlere. Şimdi evliyim ben. İki tane çocuğum var. Şimdi mesela benim oğlum Amin. Hepsi büyük torunlarım var tabii, şimdi. Elhamdülillah. Ama o zaman büyük oğlum oğlum kaç yaşında? 9-10 yaşında. Küçük. Küçük. Kızım da 6-7 yaşında. Şimdi bir evde oturuyorduk. Efendim kiradaydık filan. Evden fareler vardı söz meclisten dışarı. Ya. Şimdi anneciğim geldi. Efendim misafir kaldılar bir hafta filan. Efendim o fareleri filan gördü. Çok üzüldü yani fareler. Mani olamıyoruz aha. Farelere. Tabii. Giriş katlı böyle. İki katlı bir evdi. Efendim mani olamıyoruz, engel olamıyoruz. Efendim babamın da amcamla ortak bir dükkanı vardı efendim. Yani kirada dükkanda. Tabii. Babamı sıkıştırdı filan. Bu şeyi satacaksın. Efendime söyleyeyim bu çocuğa beraber daire alacağız dedi. Ev alacağız filan. Neyse efendim. O dükkanı gerçekten babacığım sattı. Allah rahmet etsin. İkisi de vefat ettiler. Nur içinde yatsınlar. Ruhları şad olsun. Amin. Efendim cümle geçmişlerimizin, cümle ümmeti Muhammed'in ruhları şad olsun vefat edenlerinin. Efendim bir tane daire aldık Fatih'te. Dıştan dışa efendim 67 metrekare efendim. Tabii. Yani bütün şeyi 67 metrekare. Hı hı. Dairenin yüz ölçümü. Kullanma alanı. Kullanma evet. Değil, tamamı. Tamamı evet, hepsi, evet. Buyurun. Merdiven dahil, bilmem nesi dahil. Şimdi o eve şey yaptık. Karşımızda da bir apartman var. O
Bu apartmanda da komşumuz var. Kurban bayramı geldi. Efendim ya et, tabi kurban kesemiyoruz. Annem babam da memlekette. Paramız yok, yol parası. Memlekete gitsek, memlekete gidebilsek. Tabi orada var, hayvan var, orada kesecekler. Var. Tabii, tabii kesecekler. Babamla Allah. Annem de memlekette. Efendim kurban yok, et yok. Efendim şimdi zil çaldı. Hanım gitti. Açtı kapıyı. Bir hanımefendi efendim gelmiş elinde bir şey taslan, tabaklan her neyse. Ben dedi sizin karşı komşunuzum, evladım dedi. Hı hı. Tabii bizim hanımdan çok büyük yani belki annemiz yaşındaydı o kadıncağız. Kerman teyze ismi de bak adını da unutmuyorum. Efendim siz yeni taşındınız buraya. Çok masraf etmişsinizdir. Gerçekten de borç ödüyorduk biz o zaman. Ya. Yani peşinata babam verdi ama taksitleri de biz ödüyoruz. Efendim borç ödüyorsunuzdur. Dolayısıyla siz kurban kesememişsinizdir. Şunu kabul etmek lütfunda bulunursanız. Bir de öyle diyor ha. Tabii. Lütfunda ya. Bulunursanız. Ha, efendim çok seviniriz filan diyor. Allah razı olsun. O gün o eti bizim hanım pişirdi. Efendim çocuklarla beraber yedik. Efendim o kadıncağız kolon kanserinden vefat etti. Ben şimdi bile hala efendim bir Yasin-i Şerif okuduğum zaman, bir dua ettiğim zaman o kadıncağızın ruhuna gönderiyorum. Allahu Teala Allah ondan razı etsin, olsun. Evet. Niye? Çünkü Keriman Hanım size dokunmuş. Ya. Evet. Vallahi evet. Nasıl bir şey ya? Evet. İnsanlara dokunmak müthiş. Şimdi bir şey. Hani et yemiyor diyor ya. Evet. Ataullah Bey. Efendim gerçekten de öyle. Şimdi o yeni evlendiğimiz zamanlar ben ayda ancak yarım kilo kıyma alırdım. Bakın efendim yarım kilo kıyma. Efendim azıcık biraz da kuyruk yağı alırdım 150 gram filan. Tamam. Bunları kavururdu bizim hanım. Kavururdu. Ne bayram sohbeti oldu ya. Efendim şey bile yoktu. Buzdolabımız dahi yoktu. Evet. Tuzlar onu kavurur. Efendim bir tasa bir şeye koyar. Porseline efendim her yaptığı yemeğe, çorbaya oradan kaşık kaşık alır koyardı. Mesela bir kaşık alır koyardı. Çeşni bir ay onunla idare ederdik. Allah et deyince Allah. Böyle. Ama şimdi Afrika'ya nazaran biz çok çok iyi durumdayız. Yine ayda yarım kilo et görüyormuşuz. Değil mi efendim? Tabii. Yarım kilo büyük büyük bir et evet. Yani. Evet orada efendim Sefer Koçyiğit diye bizim vakfımızda görevli bir kardeşimiz var. Efendim kendisi emekli öğretmendir. İlahiyat Fakültesi mezundur. Biz geçen kurban onu Uganda'ya gönderdik. Uganda'ya efendim orada kestik kurbanlarımızın bir kısmını. Yani böyle garip ülkelerde, fakir ülkelerde kesiyoruz ki hemen dağıtalım. İnsanlar et görsün, et yesinler. Biz yine efendim ayda yarım kilo et alabiliyoruz hiç olmazsa. Efendim şimdi tabii dağıtamazsanız bir de organize olamazsanız etler kokuyor efendim sıcak tabii, çünkü. Sıcak. Orada derin dondurucu yok. Şoklama bilmem ne böyle teşkilat yok efendim oralarda. Yani biz o eti o gün kestiğimiz gün dağıtmak mecburiyetindeyiz. Tabii. Zayi olmaması için. Şimdi efendim polis nezaretinde dağıtıyoruz bir de. Çünkü yağmalıyorlar insanlar aç et görmemişler. Şimdi bir tanesini polisler kovalıyormuş. Geçen sene olan vaka Kurban Bayramı'nda. Polisler kovalıyorlar et çaldı et çaldı filan diye. Meğersem adamcağız hayvanın kuyruğunu çalmış efendim. Ya kuyruğunu kuyruk çalmış ya. Yani kuyruğu var ya şey sığırın kuyruğu yani şey hani koyun kuyruğu Allah. Olsa tamam. Koyun da değil sığırın kuyruğu. Sığırın kuyruğunda ne olur yani ne et çıkar değil mi? Onu çalmış Ataullah Bey. Tabii. Efendim ondan şey yapıyor adamı yakalamış polisler. Ha dolayısıyla biz ne yapıyoruz işte? Afrika'nın bu yoksul beldelerinde vatandaşlarımızın kurbanlarını kesiyoruz. Kurban nedir? Kurban vaciptir. Yani Hanefi, biz Hanefiyiz. Evet. Efendim bizim doğu kesimlerinde bazı yerler Şafii'dir. Tabii. Efendim Şafii'de vacip ibadet yoktur. Sünnet-i müekket ibadet vardır. Tabii. Efendim Hanefi'de ise vacip ibadet vardır. Yani Hanefiler de Şafiiler de herkes
bu kurbanını keser. Peki. Bu bir ibadettir. Evet. Bu kurbanını keser de bu kurbanı keserken dinimize uygun bir şekilde biz vekaleti alıyoruz. Hı hı. Yine dinimize uygun bir şekilde efendim vekalet mucibi bunu ihtiyaç olan yerlerde kesiyoruz. Nerelerde kesiyoruz? Afrika'da kesiyoruz, Sudan'da kesiyoruz, Somali'de kesiyoruz, Çad'da kesiyoruz, Uganda'da kesiyoruz. Yani böyle ülkelerde kesiyoruz. Afganistan'da kesiyoruz bu hayvanları ve orada anında dağıtıyoruz. Ve vatandaşımıza kurbanının videosunu kesilirken ki videosunu gönderiyoruz. Gönlü de rahat oluyor, emin oluyor. Evet efendim. Şimdi... Yani biz bunu muhakkak yerine getiriyoruz. Yani hani bazen laflar duyuyoruz işte efendim kesmemiş de kestirmemiş de bilmem ne de filan da. Efendim şartı vakıf nas gibidir. Ne demek bu? Nas Kur'an-ı Kerim'le sevgili peygamberimizin sözlerine derler. Yani hiç değiştirilmez, değişmez bu. Efendim şartı vakıf nas gibidir. Yani bize emanet etti mi? Bizi vekil tayin etti mi? Bir kardeşimiz, bir bağışçımız. Evet. Biz onu muhakkak bila kaydu şart. İbadettir tabii. Sözüyle yani kayıtsız şartsız tabii. Keseriz biz onu efendim. Şimdi kurban ibadettir tabii. Vekalet vermesi lazım. Size tabii. Ulaşması lazım. Herhalde o adreslerini de biraz sonra paylaşalım. Tabii. Adam telefon açıyor. Elektronik tabii. Şeyler de var. Ona göre para geliyor. Evet. Sizden evet. Siz vekalet alıyorsunuz. Evet. Bu temsilcilerinizden evet. Sefer Bey'den evet. Bahsettiniz. Evet. Bunlar da gitmiş evet. Olduğu yerlerde kesiyorlar. Efendim evet bu kesiyorlar. Şeyi kurbanları kesiyorlar, dağıtıyorlar. Evet. Evet efendim. Biraz da bundan bahsedelim. Tamam. Evet yani evet, size tabii, nasıl hayal. Ulaşacaklar? Tabii. Gayet kolay bize ulaşmak efendim. Şimdi önce bir web sitemiz var bizim. Evet. www.ihlasvakfi.org.tr Yani bu bizim web sitemizin adresi. Buraya girebilirler. Yani online olarak mesela şimdi zekat. Evet. Yani çok önemli zekat. Ramazan'da vermeye gayret ediyor insanlar ama Ramazan'da yetiştirememiştir, verememiştir. Ramazan'dan sonra da verebilir. Efendim ne yapacak mesela? Bizi arayacak. Diyecek ki o web sitemize girer. Orada form çıkıyor efendim. O formu doldurup ne yazacak, ne çizecek, nereyi işaretleyecek her şey belli. Belli. Vekalet evet. Veriyor. Tabii. Falanı. Vekil tayin ettim diyor. Ummu vekil tayin ettim diyor. Evet. Zekatımı vermek üzere. Hı-hı. Efendime söyleyeyim. Kurbanımı kesmek üzere mesela. Kurbanda tabii, da cümleler, kurbanımı kes. O cümleler önemli. O cümleler evet. Önemli. Bu vekalet form olarak bizim merkezimize ulaşıyor. Ulaştım. Biz vekaleti kabul ediyoruz. Parasını da oradan online olarak online bağış evet. Var. Oradan gönderebilir. Veyahut da oradan bizim IBAN numaralarımızı alabilir. Hmm. Tamam mı efendim? IBAN numaralarımızı alabilir. IBAN numarasından gönderebilir. Sonra telefonu açabilir. 0212 evet. Efendim 451 49 çift 0 numaradan efendime söyleyeyim bizim vakfımızı arayabilir. Efendime şimdi, söyleyeyim. 0212 451 49 çift 0. Evet. Bu telefon faal. Evet. Arandığında bu telefonda evet. Ulaşabilir. Evet. Aynı zamanda elektronik evet. Şeyinizi evet de efendim. Efendim zekatı da atlamayalım. Evet. Vakti gelmiş, zamanı gelmiş. Evet. Oraya da bir girizgah yaptınız. Evet. Onu da lütfen anlatın. Tabii. Evet. Yani şimdi mesela kurbana daha 2 ay var. Evet. Efendim fakat bağışçılarımız mesela sadakayı fıtrasını vermemiş olabilir. Hmm. Efendim sadakayı fıtrasını vermemiş olabilir. Efendim web sitemize girer veya telefonla bizi arar. Sadakayı fıtrası için vekil tayin eder. Sonra IBAN numaramıza gönderebilir. Biz onun güzel. Namına bizi vekil eder yani. Tabii. Evet. Biz onun namına sadakayı fıtrasını fitre diyor bizim halkımız. Evet. Fitresini veririz. Başka ne olur? Mesela böyle çok hastalar vardır. Hı. Kronik hastalar. Daha iyi olamayacak olan hastalar. İyi olsa kaza eder. Sonra iyileşince tutar. Ama böyle tutamıyor insanlar. Mesela haftada 3 gün diyalize giriyor.
Ya bunun oruç tutması mümkün değil, değil artık. Tabii. Ne yapacak bu? Oruç fidyesi var. Hı hı. Her gün için bir fitre bedeli. 30 gün için 30 günlük fitre bedeli veriyor. Efendim bizim vakfımızı arayarak vekil tayin edebilir. Oruç fidyemi vermek istiyorum diyebilir. Biz onun namına veriyoruz. Efendim başka ne yapabilir? İşte dediğiniz gibi zekat. Kurban vaciptir. Zekat farzdır efendim. Tabii. Zekat İslam'ın farzdır. İslam'ın 5 şartından bir tanesi. Evet. İslam'ın 5 şartı var. Kelime-i şehadet getirmek, tabii, namaz kılmak, oruç tutmak, tabii, değil mi? Zekat vermek, hacca gitmek. 5 tane şartı var. Bu 5 şartından birisine zekat. Zekat tabii. Evet, zekat ne demek? Efendim teraküm etmiş, yani birikmiş malının, parasının her neyse 1/40'ını efendim fakire ayırıp verecek. Niyet edecek. Zekatın farzı birdir efendim. Niyet edecek. Diyecek ki ben zekatımı vermeye niyet ettim diyecek ve parasını hesap edecek. Efendim üzerinden bir yıl geçmişse, nisaptan fazla ise, efendim nisaptan fazla ise, yani nisabı aşmış ise bunun 1/40'ını fakir için ayıracak, verecek. Bunun için de bizi vekil tayin edebilir. Biz onun namına bu ibadetini hallederiz efendim. Çok vekalete. Güzel. Evet. Efendim yani bütün bunları İhlas Vakfı vasıtasıyla yapabilirler. Bu gönül coğrafyamıza efendim yani ecdadımızın iyilik götürdüğü, önceki yüzlerce yıl önce iyilik götürdüğü Afrika gibi, Afganistan gibi ülkelere efendim oradaki ihtiyaç sahiplerine, oradaki kardeşlerimize, oradaki yetimlerimize, evet, oradaki yavrularımıza biz bu yardımları ulaştırırız efendim. Çok güzel. Şimdi öyle dönemler yaşanmış ki İslam tarihinde, tabii bizim, evet, tarihimizde de öyle. İnsanlar zekat verecek adam insan bulamamışlar. Aynen öyle. Dolaşmışlar. Çok doğru. Evet, bulabildiklerinde de ne olur lütfedin de şu zekatımızı kabul edin demişler. Yalvarmışlar. Bir de artık şimdi, utanır hali de gel. Hani kime belki ihtiyacı yok. Hani değil mi? Öyle bir şey evet, de var. Evet, kesinlikle öyle. Yani gezerek dolaşarak vermişler ama şimdi vakıflar var. Vakıflar tabii, aracılığıyla insanların durumu tabii, da ortada konjektürel tabii, olarak en doğru kişilere ulaşıyor. Tabii en doğru kişilere evet, götürüp veriyorsunuz. Evet. Bunlar çok mühim ya. Evet, şimdi mesela bakın tabii, efendim şöyle ben bir yerde böyle anlattım da bu deminki Afganistan'daki külliyeyi anlattım. Şimdi efendim o külliyeyi yani su kuyusu artı derslikler, şadırvan, kız tuvaletleri, oğlan tuvaletleri efendim yani külli olarak biz bunu 8500 dolara yapabiliyoruz. Bir tanesi 8500 dolar. Evet, her şeyi dahil. Bedavaymış ya vallahi. Evet yani 125 bin lira efendim dedi bir kişi çıktı dedi ki ya biz bunu böyle bilmiyorduk zannediyorduk ki sadece su kuyusu. Hayır dedim ya. Orada Kur'an-ı Kerim okunduğu müddetçe mesela dedim annenin ismini yazabilirsin oraya yazdırabilirsin. Ha. Yani annesi vefat etti biliyorum. Tabii. Efendim annenizin ismini oraya yazabiliriz. Hayratıdır diye. Evet. Efendim orada o okuyan yavrucaklar, kızlar, efendim o çocuklar okudukları müddetçe onlar Ramazan-ı Şerif'te her gün hatim edildi oralarda efendim. Evet, her gün hatim edildi. O okunan Kur'an-ı Kerimler, o hatimler, bunların sevapları o bina orada durduğu müddetçe, o su orada aktığı müddetçe bütün bunların sevapları annenizin ruhuna gidecek dedi. Ya. Dedi tamam. Defteri dedi, kapanmıyor değil evet, mi? Evet, amel defteri kapanmıyor. Sadaka cariye çünkü. Tabii. Dedi tamam dedi ben dedi şey yaptırıyorum. Bir külliye yaptırıyorum. Bir külliye yaptırıyorum. Yani şöyle de olabilir evet, Ata Bey. Buyurun. Mesela 10'a böleriz. Ha. 20'ye böleriz. Arkadaş grubu. 50'ye böleriz. Evet tabii, arkadaş grubu. Efendim vatandaşımız gelsin. Efendim meraklısı gelsin. Efendim bu şekilde anlaşalım. Bu şekilde de yapabiliriz efendim. Çok güzel. Yani herkese açık. Yani hani bir şiir var çok hoşuma gidiyor. Harikasınız valla. Bir beyit var. Evet. Saadet topu ortaya kondu. Topu kapan yok. Yerlere ne oldu? Değil mi? Mutluluk topu ortada. Tabii ya. Hadi tutalım beraber. Hayır hasanat yapacak evet, ayı geride bıraktık ama önümüzdeki ya, aylar günlerde ya, çok kıymetli hakikaten. Evet. Bilhassa zekat meselesi çok önemli. Evet. Konjektürel olarak evet, da çok önemli. Evet.
Yani dünyada doğru, sıkıntı var, doğru. Komşularımızda da sıkıntı olabilir, insanlarımızda evet. olabilir. Ama tabii bireysel olarak hakikaten mesela kurbanı kes, efendim ondan zor sonra iş. Eline al, dağıt mahalleye de bunlar çok güzel de evet. zor işler evet. ve genelde farklı yerlerde tabii bayramı evet. da geçiriyoruz, bayrama giriyoruz. Vakıflar büyük bir nimet evet. ya. Evet. Hele hele böyle kurumsallaşmış evet. bir vakıfsa, 50 evet. yıllık evet. bir vakıfsa, oturmuşsa evet. ve hizmetleri hep gözleniyorsa, herkesin, devletin efendim gözleri önünde faaliyetlerini yürütüyorsa ve bir sıkıntı da yoksa, İşte vatandaş güven dediniz evet. ya, o güven evet. meselesi, o güvene geliyor. Kurbanı kesiyorsun, görüntüsünü gönderiyorsun. Bak kurbanı kestik, evet. senin evet. kurbanın burada evet. çok önemli. Öbür evet. tarafta şüphe tabii. Kurumsallaşmamış her alanda olduğu gibi bu alanlarda da maalesef hayır evet. hasanat alanlarında da böyle farklı şeyler içerisinde olan, ya biz kazanalım bu parayı cebimize atalım diyenler var ama bunlar ibadet. Bunların karşılığı mutlaka evet. olmalı. O evet. da fakir fukaradır, doğru. ihtiyacı olan doğru. insanlardır doğru. efendim. Evet. Evet efendim. Evet. Peki İhlas Vakfı olarak bundan sonraki hedefleriniz ne? Zaten çok köklü bir vakıfsınız. Evet. Tabii. Çok da güzel işler yapıyorsunuz. Evet efendim. Efendim bundan sonraki hedeflerimiz yurt içinde yurt sayımızı artırmak. Mesela şimdi İzmir'de ve Kayseri'de yeni yurt inşaatlarımıza başlıyoruz. Efendim, yani Türkiye'deki yurt sayımızı arttırmak. Başka ne yapmak istiyoruz? Zaten Afganistan'da bizim çapımızda, bizim vüsatimizde, bizim büyüklüğümüzde hizmet eden başka ikinci bir kurum yok. Hı hı. Mesela ben TİKA Başkanı'na da dedim, efendim dedim siz daha çok eski eser restorasyonu yapıyorsunuz. Evet. Biz ise dedim gönüllere dokunuyoruz. Biz orada dedim aileleriyle beraber bu 11.200 insan, sırf külliyedekileri arz ediyorum. 11.200 insan aileleriyle beraber, çünkü ortalama çocuk sayısı orada aile başına düşen Türkiye gibi 1-2 değil, 5-6 diyelim. 60.000-70.000 insan Türkiye'ye müzahir, Türk gibi düşünen, Türkleri seven, Türkler için canını verecek insanlar yetiştiriyoruz dedi. Demin bayraklar çocukların evet. elindeydi. Evet. Devletin yapması gereken işleri yapıyoruz biz dedim. Biz efendim ne yapacağız? Bu külliyelerimizin sayısını arttıracağız. Efendim ihtiyaç var çünkü. Bunları arttıracağız. Bunları ıslah edeceğiz. Ben yolun açılmasını bekliyorum. Yani gidiş gelişler o kadar serbest değil şu an için. Yavaş yavaş işler evet. düzeliyor, açılıyor. İlk işim Afganistan'a gidip bu işleri oradaki arkadaşlarımla, oradaki teşkilatımızla beraber gözden geçirip bir ıslah etmek, yani revizyona tabi tutmak. Efendim daha güzel, daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha verimli nasıl olabiliriz? Efendim bunun araştırmasını yapmak. Çok isteyenler var. Mesela Paştun bölgelerinden de isteyenler var. Ne olur diyorlar, yalvarıyorlar, bizim buralarda da açın. Tabii biz ırkçı değiliz. Hani daha çok Türkmen bölgelerinde, Özbek bölgelerinde yapıyoruz ama oralarda da yapabiliriz. Biz ırkçı değiliz ki. Bizi efendim bütün insanlar bir bizim aynen. için. Biz bütün insanları kucaklıyoruz. Doğru. Efendim bütün herkesi seviyoruz. Değil mi efendim? Yani bizim Türk milletinin özelliği bu zaten. Değil mi? Yani, merhamet evet. insanı herkesi kucaklamak. Hepsi. Herkesi kucaklamak. Müslüman olsun olmasın. Evet. Irktaşımız olsun olmasın. Evet. Akrabamız olsun evet. olmasın. Bravo. Evet. Biz iyilik yapmaya mecburuz. Herkese ama iyilik yapmaya mecburuz. Mahkumuz. Ama hiç kimseye kötülük yapamayız. Rahmetli bizim bu TGRT'nin kurucusu Enver Ören abilerin sözüdür bu. Evet. Biz iyilik yapmaya mecburuz, mahkumuz. Ama hiç kimseye kötülük yapamayız. Ne kadar güzel söz değil mi evet, efendim? Çok. Bizim Türk milleti böyle işte. Merhum Nezih Demirken, Enver abi de Allah gani gani rahmet etsin. Dünya Gazetesi'nin şeyi değil sahibi. Mi? Sahibi. Bir gün böyle tabii Enver Bey yeni gelmiş. Efendim devam ediyor, gazete büyüyor, şirketler büyüyor falan. Kıskanmalar da var. Ya işte nereden çıktı şimdi bak falan, pastayı küçültecek, şudur budur falan. Bir manşetler, şunlar bunlar, yazanlar, çizenler. Bir gün böyle bir davette bir yerde diyor ki istediğiniz kadar aleyhinde yazın. Bu size kötü söylemez.
size kötülük yapmaz, size cevap vermez. Ben Enver Bey'i anladım demiş. O görevini yapıyor, vazifesini yapıyor, işini yapıyor. İşine metfon birisi, milletine aşık birisi öyle sizinle vakit geçirecek, efendim köşelerde, manşetlerde kavga edecek adam değil demiş. Hiç kusura bakmayın. Nezih Bey söylüyor bunları. Ya, tabii. Ne kadar güzel. Evet. Yani ruhu şad olsun. Tabii. Efendimiz şad olsun. Onu da anmış olduk böyle anmış güzel bir sözüyle. Çok evet. Hoş oldu. Bu bayramda güzel oldu efendim. Aynen. Evet. Allah bayramda razı olsun. Büyükleri unutmamak lazımdı zaten. Doğru. Öyle değil çok mi? Güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Doğru. Bizim anneannemiz, bizim geleneğimiz doğru söylüyorsunuz. Büyüklerimizi evet. Unutmamak lazım. Evet. Herhalde. Evet, çok teşekkür ediyoruz bayram bayram programımıza katıldığınız için, güzel sohbetiniz için ve ben çok güzel bir ederim. Laf ettiniz. Dediniz ki biz gönüllere dokunuyoruz. Evet. Gönüllere dokunmaya devam edin. Biz sizi izleyeceğiz. Peki efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Atabeyciğim buyurun. Ben de çok teşekkür ederim. Hadi teşrif ettiniz, geldiniz. İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini de anlattınız. Böyle bir bayram günde bize. Çok güzel hele hele bir örnekleme yaptınız. Genç bir yaştayken, evliyken, çocuklarınız varken. Evet. Değil mi? Hanımefendinin size kurban getirmesi. O günkü sıkıntıları da dillendiren aslında çok önemli bir örnekleme yaptınız, bir örnek, bir misal verdiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ederim. Sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Evet, bugünlük de bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar iyi bayramlar diliyorum hepinize. Sağ olun.